kazanımlarımız bir bir elimizden alınıyor. 2005 yılında 5378 sayılı kanunla 3065 sayılı KDV kanununda bir değişiklik yapılarak engellilerin kullandığı teknolojik ürünlerden KDV istisnası tanınmıştı. Yani 2005 yılından bu yana engellilerin kullandığı teknolojik ürünlerden KDV alınmıyordu. Engelliler hangi araçları kullanıyorlar? Hepiniz biliyorsunuz. Görme engelliler için ekran okuyucu programlar, kabartma ekranlar, çeşitli başka tür programlar, işitme engelliler için işitme cihazları, yürüme engelliler için çeşitli robotik cihazlar, merdiven tırmanma cihazı ve benzeri, mercek, elektronik akıllı beyaz baston vesaire. Bunlar çok sayıda ürünü meydana getiriyor. Bunların hiçbirinden KDV alınmadığı için nispeten satın alma imkanı da olabiliyordu. Ancak Sayın Mehmet Şimşek'in hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu vergi paketinde bir 18. madde getirildi ve 18. madde ile engellilerden KDV alınmamasına ilişkin istisna ortadan kaldırıldı. Hani sosyal devlet, hani adalet? Hani sosyal devlet, hani adalet? Hani sosyal devlet, hani adalet? Bütün çabalarımıza rağmen, bütün milletvekillerine, grup başkan vekilliklerine gönderdiğimiz mektuplara rağmen AK Parti ve MHP milletvekillerini ikna edemedik ve 26 Temmuz gecesi, gece yarısı oylarıyla maalesef bu kanunun ilgili maddesini kabul ettiler. Aslında o madde milli güvenlik amacıyla milli savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere ithal edilen mallarla ilgiliydi. Yani yerli üretimi teşvik etmek amacıyla bu milli savunma ihtiyaçlarını karşılayan ürünler için bu amaçla ithal edilen mallardan vergi alınmaya başlanıyor ve yerli üretimin teşvik edilmesi sağlanıyordu. Tabii ki milli savunma ihtiyacımız için yapılan bu düzenleme yerindedir. Çünkü yerli üretim alanında epey bir gelişme oldu Kıbrıs çıkartmasından bu yana. Epey bir gelişme oldu ve helikopterlerini, cep telefonlarını, İHA'larını, SİHA'larını üretebilen bir ülke haline geldik. Dolayısıyla ithal edilen mallarla yerli malların rekabetini yerli mallarla yine güçlendirmek için bu uygulama yerindedir. Ancak engelliler alanında henüz böyle bir üretim söz konusu değildir. Olanlar da atölye düzeyindedir. Engellilerin kullandığı teknolojik ürünlerin %95'inden fazlası ithal edilmek zorundadır arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuda getirilen düzenleme hem hukuka aykırıdır, hem anayasaya aykırıdır, hem Birleşmiş Milletler Engelli Haklarının 20. maddesinde kişisel hareketlilik amacıyla engellilerin bağımsız yaşamını güvence altına almak için kullanılan teknolojik ürünlerin karşılanabilir bir maliyetle sağlanmasını devletlere emreden Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 20. maddesine aykırıdır. Engelliye KDV zulmü geri çekilsin. Engelliye KDV zulmü geri çekilsin. Engelliye KDV zulmü geri çekilsin. Evet, biliyorsunuz
Belki, belki bilmeyeniniz vardır. Kırlantadan, yat ve uçak mazotlarından ne KDV alınıyor arkadaşlar, ne ÖTV alınıyor. Bunlara dokunulmuyor. Ama engellilerin kullandıkları teknolojik ürünlerden zaten ÖTV alınıyordu. Şimdi KDV alınmaya da başlanıyor. Bu sosyal adaletsizliği vicdanımız kabul etmiyor. Gerçekten varlıkları koruyan, yoksulları öteleyen ve yoksullara bu yükü bindiren bu anlayışı biz anlayamıyoruz. Eşitlik istiyoruz, KDV değil. Eşitlik istiyoruz, KDV değil. Eşitlik istiyoruz, KDV değil. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne gelen bu kanun teklifinin ilgili maddesinin, yani 18. maddesinin engellilerle ilgili bölümünün veto edilmesini talep ediyoruz. Buna inanıyoruz da, Sayın Cumhurbaşkanımızın engelliler alanındaki duyarlılığını öteden beri çeşitli uygulamalarla görmüştük. Ama son yıllarda bu alanda bir duyarsızlık ve geriye gidiş süreci başladı. Biz umuyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı bu maddeyi, engellilerle ilgili olan bölümünü veto edecektir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iade edecektir. Bunu ummak istiyoruz ve umuyoruz. Bu amaçla engellilerin haklarına erişim platformu ile Tüketici Hakları Derneği işbirliği halinde bu basın toplantısını gerçekleştirmeye karar verdi. Engellilerin haklarına erişim platformu 167 örgütten oluşuyor. 77 gönüllü aktivistimiz de var. Tüketici Hakları Derneği'ni zaten tanıyorsunuz. Çeşitli şubeleriyle ve mücadeleleriyle. Her iki alanı da kapsadığı ve kucakladığı için bu talep, birlikte hareket etmeye karar verdik. Ve bu basın açıklamasını gerçekleştiriyoruz. Ben şimdi sözü Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Vekili Sayın Tuncay Polat'a vermek istiyorum. Değerli basın mensupları, değerli STK temsilcileri, değerli tüketiciler, engelliler erişim platformu ile ortaklaşa düzenlediğimiz basın toplantısına tekrar hoş geldiniz. Tabii engelliler konusu olunca Turan abi çok detaylı anlattı. Biz Tüketici Hakları Derneği olarak bütün 85 milyonu temsil ediyoruz. Bize bu konuyla ilgili başvurduklarında biz beraber çalışabileceğimi, beraber basın toplantısı düzenleyebileceğimizi söyledik. Bir çalışma ortaya koyduk. Biraz sonra sunacağımız basın bildirisinde bunların hepsi var. Ancak yeri gelmişken sizlere Tüketici Hakları Derneği hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. 1991 yılında kurulmuş, 6000 üyesiyle, 30 şubesiyle Türkiye'nin her yerinde tüketicinin hakkını koruyan, gerektiğinde öneriler sunan kamu yararına bir dernek. Lütfen bu derneğe sahip çıkalım. Bu derneğe hiç olmazsa üye olalım. Tüketiciler tarafına gelince, sevgili katılımcılar, tüketiciler mutsuz, tüketiciler umutsuz. Hiç bu kadar mutsuz bir toplum görmedik. Bize gelen şikayetlerden gerek hakem heyetlerinde, gerek telefonlarda, gerek bizzat müracaatlarında tüketiciler epeyce mağdur durumdalar. Hele bu yasayla birlikte mağduru iyice mağdur etmişlerdir. Zaten engelli vatandaş erişimde zorlanırken KDV muafiyetinin kaldırılmasıyla iyice mağdur duruma düşeceklerdir. Biz de Tüketici Hakları Derneği olarak kendilerine bu konuda destek veriyoruz, uymuyoruz ve diliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı bu yasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iade eder. Bekliyoruz. Vergi paketindeki engellilerin yaşamını kısıtlayacak 18. maddeye hayır.
Engellilerin Haklarına Erişim Platformu ve Tüketici Hakları Derneği'nden Türkiye Kamuoyu ve Basına, engelliler için üretilen ürünlerin büyük bir kısmı ülkemizde üretilmemektedir. Üretimi yapılan az sayıdaki araçlar da nitelik bakımından benzerlerine göre yetersizdir. Dahası engelliler için üretilecek mercek, gözlük, ekran okuyucu, yazılım yüklü bilgisayarlar, mobil cihazlar, akıllı beyaz eşyalar, akıllı baston, braille ekran, merdiven çıkma cihazı, akülü tekerlekli sandalye, robotik cihazlar ve işitme cihazı gibi teknolojik araçlar için gerekli malzemeler de Türkiye'de bulunmadığından ve yeterli arz oluşmadığından üretim yapma potansiyeli olan kuruluşlar bu pazara girmeye sıcak bakmamaktadırlar. Örneğin görme engellilerin kullandığı braille ekranlarda yer alan braille hücreleri dünyada çok az yerde bulunabilmektedir. Bu hücrelerin üretimi için gerekli tesisin kurulması çok maliyetlidir. Dolayısıyla Türkiye'de bir kuruluş braille ekran üretmek istese yine bu hücreleri dünyanın çeşitli bölgelerinden ithal etmek zorunda kalacaktır. Bu gibi nedenler engelli teknolojilerinin Türkiye'de üretilmesinin önünde önemli bariyerler meydana getirmektedir. Dolayısıyla engelliler yaşamlarını kolaylaştıran bu araçları yurt dışından temin etmek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle engellilerin mesleki ve eğitim amacıyla satın aldıkları yerli ve ithal malı teknolojik ürünlerde ve bilgisayar yazılımlarında 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Kanunu'nun 32. maddesiyle 3065 sayılı KDV Kanunu'nda değişiklik yapılarak istisna getirilmiştir. Bu sayede söz konusu ürünlerin maliyeti anlamlı oranda düşürülmüştür. Ne var ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından tasarruf tedbirleri kapsamında meclise sunulan vergi paketinin 18. maddesiyle bu istisnanın kaldırılması istenmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 26 Temmuz gece yarısı AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla bu isteği yerinde bularak vergi paketini olduğu gibi kabul etmiştir. Kabul edilen kanun teklifinde belirtilen KDV istisnasının kaldırılması, engellilerinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyecek ve onları sosyal hayattan koparacaktır. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri gibi Batı ülkelerinde engellilerin ihtiyaç duyduğu ürünler devlet tarafından ücretsiz olarak sağlanmakta ve belirli aralıklarla yenilenmektedir. Bizler benzeri uygulamaların Türkiye'de de hayata geçmesi beklentisi içerisindeyken güç şartlarda bu ürünleri temin edebilen engellilerin önüne çıkarılan bu engel onları daha da mağdur hale getirecektir. Engellilerin yasal haklarının Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tartışmaya açılması ve yasal düzenleme adı altında hak kayıplarına yol açarak eşitlik ve adalet duygusunun zedelenmesini, daha da önemlisi Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi ve evrensel tüketici hakları ihlal edilerek yasal süreçlere engelli örgütlerinin dahil edilmemesini kabul edilir bulmuyoruz. Engellilerin tüketici olarak haklarının korunması, insancıl hukukun en önemli ilkelerinden biri olarak kabul edilmesi gerekirken, var olan hakların korunamaması bizleri devletin politikalarını sorgular hale getirmiştir. Tüketici olarak hayati önem taşıyan ürünlere erişimin daha da kolaylaştırılması gerekirken, kazanılmış hakların kaybı sosyal devlet anlayışına da aykırıdır. Bu bağlamda öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen yasa tasarısının 18. maddesinin engellileri ilgilendiren bölümünün uluslararası sözleşmeler ve evrensel tüketici hakları göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesini talep ediyoruz. Bunun yanı sıra 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifindeki 18. maddenin engellilerle ilgili kısmının yeniden değerlendirilmesini, engellilerin kullandığı araçların ithalatında KDV istisnasının sürdürülmesi, 2. engellilerin hayatını kolaylaştıran bu araçların devlet desteğiyle ücretsiz olarak temin edilmesi ve belli zaman aralıklarında yenilenmesi, 3. yurt dışında ithal edilen ve KDV istisnası uygulanan bu araç gereçlerin özel tüketim vergisinden de muaf tutularak tüm engelliler için erişilebilir hale getirilmesi. Öte yandan bu kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmeden önce
kamuoyunda tartışmaya açılan engellilerin ÖTV istisnalı araç alımında yapılacak düzenlemelerin bu kanun teklifinde yer almamasından memnuniyet duyduğumuzu belirterek, 1. ÖTV istisnalı araç sahibi engelli kişinin vefatı halinde mirasçılara intikal eden bu araçtan daha değerli bir mal varlığı bulunmayanların mirasçılığın araç alımında ödenmeyen ÖTV'yi ödemek zorunda kalmasının araçtan daha değerli başka mal varlığı miras kaldığında ÖTV ödenmez. Ekonomik güçlük yaşayan aileler adına adil olmayan bir uygulama olduğunu hatırlatarak mevcut mevzuatın ÖTV'nin ödenmeyeceği biçiminde değiştirilmesini, 2. ÖTV istisnalı araç alımında uygulanan fiyat sınırlamasının kaldırılmasını ve engellileri ilgilendiren ÖTV ve KDV ilgili düzenlemeler söz konusu ise öncelikle engelli örgütleriyle müzakere edilmesini talep ediyoruz. Bu taleplerin yerine getirilmemesi halinde mücadeleye devam edeceğimizi ve vergi paketinin 18. maddesinin engellilerle ilgili bölümünün iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru sürecini başlatacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Yaşasın onurlu mücadelemiz! Yaşasın onurlu mücadelemiz! Yaşasın onurlu mücadelemiz! Evet, bugün burada yurt dışından ithal edilecek engelli teknolojilerine uygulanan KDV istisnasının kaldırılmasına tepki amacıyla bir basın açıklaması yapıldı. Bu kanun tasarısı meclisten geçti ama Cumhurbaşkanı'nın önünde henüz onaylamadı. Onaylamasın diye bir çağrı yapılıyor. Belki bu program bu yasa meclise gelmeden önce yapılsaydı daha etkili olurdu ama şu anda da durum böyle. Ben yine size bu açıklamayı yerinde göstermek için buraya geldim ve bu açıklamayı çekiyorum. Görüşmek üzere.